işi var mı? Evet. Ya bu fotoğrafta gördüğümüz şahsiyet hep söylendiği gibi. Ya bu ülkeyi soymuş bir kişi. Hani bu iddia falan değil. Resmen ortada. Önce o şirketi alırken 4 milyar dolar bankalardan kredi alıp şirket hisselerini karşılık olarak gösteriyor. Sonra 4 milyar doları ödemiyor. Hisseler sizde kalsın diyor. Arkasından söylediğiniz gibi gayrimenkulleri satıyor, gönderiyor. Optik kablolar satılıyor. Bankalardan yüklü krediler alınıyor. Temettü olarak dağıtıyor. Yine o kendi alıp yurt dışına çıkarıyor. İşte biraz önce burada rakam ulaştı. Seviye yaklaşık 25. Selçuk Bey 25. Selçuk Bey'in şey, 25 hesabı. Milyar dolar. Bu ülkenin kaynağı bu kişiler üzerinden soyulmuş durumda. Hayır, ne ya, zaman? Nesi? Ne zaman? 2004'ten 2018'e kadar. Bu süre içerisinde bakın o kadar önemli ki bütün bu üç kağıtların, bütün bu soygun işlemlerinin, bütün bu faaliyetlerin yürütüldüğü dönemde o 14 yıl içerisinde kesintisiz bu şirketin içerisinde yönetim kurulu üyesi var bir tane. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklarını korumak için görevlendirilmiş. Fuat Oktay. Bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı. Erdoğan'ın iki numarası. Allah gecinden versin, Erdoğan'a bir şey olursa şu anda Cumhurbaşkanı olacak kişi. Ben Fuat Oktay'a sormak istiyorum ekranlara. Bu ülkenin 25 milyar dolarını bu tarz üç kağıt işlemleri ile, bu tarz dolambaçlı yollarla, bankaları çarparak, telekomun varlıklarını yok ederek, malını, mülkünü elden çıkartıp, temettü olarak dağıtılan paraları da yurt dışına kaçırarak götürürken hiç mi fark etmediniz? Sizin göreviniz neydi orada? Sizin göreviniz bu ülkenin telekom üzerindeki haklarını korumak mıydı? Hariri'nin bu faaliyetlerine göz yummak mıydı? Bunu 84 milyona açıklamak zorundasınız. Niçin siz 14 sene orada yönetim kurulu üyesi iken bütün bu usulsüzlükler, bütün bu yolsuzluklar ve bütün bu hırsızlıklar gerçekleşti? Bunun için ne yaptınız? Hariri'yi ikaz ettiniz mi? Bir çabanız oldu mu? Savcılıklara, ilgili makamlara herhangi bir müracaatınız oldu mu? Hadi onları da bırakın. Sizi oraya görevlendiren Erdoğan'a, o günkü başbakanlara, ilgililere herhangi bir müracaatınız oldu mu? Olmadı ise bu yolsuzluktan siz de sorumlusunuz. Oldu ise bunu bize açıklayın. Peki. O birincisi. İki, Erdoğan'a. Ya Erdoğan yanında bir tane hırsız oturuyor. Bu hırsız ikinci keredir geliyor. Yaklaşık 1,5 yıl içinde iki kere ağırladığınız bu adam bu ülkenin 25 milyar dolarını çalmış bir adam. Anlaşılıyor ki her gelip gittiğinde törenlerle uğurladığınız bu kişiyi bir de iadeye itibar yapıyor. Bir de itibarını yükseltiyorsunuz. Törenlerle ağırlıyorsunuz. Basına kapalı bu toplantılarda ne konuşuyorsunuz onu da bilmiyoruz. Buradaki gündem ne? Bu adamın önemi ne? Bu adam sürekli bu ülkeyi soymuş olmasına rağmen bu şekilde ağırlanıyor. Ondan sonra da burada söylendiği gibi biraz önce ya bizim kamu özel işbirliği anlaşmalarını tahkime gönderip borcunuz varsa yabancılar sizden söke söke alırlar diyorsunuz. Erdoğan, ABD, Amerika Birleşik Devletleri 136 milyon dolar. Bakın bu 25 milyar dolar, 136 milyon dolar vergi kaçırdığı için, kara para kaçırdığı için Sezgin Baran Korkmaz'ı eliyle koymuş gibi aldı götürdü yargılıyor. SBK ve Kingston kardeşler. SBK'yı. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kendisini 136 milyon dolar dolandırdığı için aldı Amerika'ya yargılıyor. Ben paramı bırakmam diyor. Evet paramı bırakmam. Esapsız kitapsız bırakmam evet, diyor. Evet bak söke söke alıyorlar. Peki sen söke söke alabiliyor musun bizim hakkımızı bundan? Peki. Biz kimden bekleyeceğiz bunu? Peki. Evet. Müsaade misiniz? Bu konuda ekleyeceğiniz şey var mı Beren abi? Buyurun siz de ekleyin ondan sonra. Şimdi Selçuk geçerli biz bir ayağa kalkacağız. 136 milyon dolar için
Biden kendi parasını istemiyor. Amerikan halkının parasını.